Herkese merhaba. Sony Xperia XA, Sony'nin Şubat ayında Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmış olduğu 3 yeni Xperia X telefondan bir tanesiydi. Giriş seviyesi bir telefon Xperia XA, serinin giriş seviyesi ürünü olma özelliğini taşıyor ve teknik özellikler bakımından da bu özellikleri yansıtıyor. Telefonun tasarımına baktığımızda ise durumun biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Xperia XA, görünüş itibariyle Xperia X ve Xperia X Performance'dan biraz daha çekici görünüyor. Bunun en büyük nedeni de ekranın kenardan kenara uzanan yapısı. Xperia XA'nın 5 inç ekranı görmüş olduğunuz gibi oldukça ince, uzun kenar çerçeveleriyle geliyor. Bu da telefonun tek elde rahatlıkla tutulmasına olanak sağlıyor. Tıpkı iPhone 5 ve iPhone 5S'de olduğu gibi bir izlenim söz konusu ince ve uzun bir telefon Xperia XA. Bu da telefonu söylediğimiz gibi tek elde rahatlıkla tutup kullanmanıza olanak sağlıyor. İnce yapısı da telefonun önemli bir ergonomik avantajı. Böylelikle cepte de bu telefonu rahatlıkla taşımanız mümkün oluyor. Görünüş itibariyle Sony'nin genel çizgisini yansıtan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz Xperia XA'nın. Biraz omnibalance tasarım etkisi var. Bununla birlikte yine yenilikçi bir tasarımın olduğunu da söylemek gerekiyor. Kenardan kenara sıfır çerçeve yaklaşımını pek fazla Sony telefonunda görmüyoruz. Xperia XA bu açıdan önemli bir farklılık içeriyor. Telefonun suya dayanıklılık özelliği yok. Aynı zamanda Xperia X Performance ve Xperia X'te yer alan parmak izi okuyucusu da bu telefonda yer almıyor. Görmüş olduğunuz gibi güç butonu daha önceki bazı Sony Xperia telefonlarında gördüğümüz gibi küçük bir metal düğmeden oluşuyor. Alta ilerlediğimizde görmüş olduğunuz gibi ses tuşları var ve onun altında da kamera tuşu. Bunlar Xperia X ailesinin diğer öğelerinin olduğu gibi Xperia XA'da da mevcut. Sol tarafa baktığımızda bir kapak arkasında telefonun SIM kart yuvası ve microSD kart yuvası bulunuyor. Üste baktığımızda 3.5 mm kulaklık jakı ve ikinci mikrofon. Altta da micro USB portu, ana mikrofon ve hoparlörü görüyoruz. Hoparlörün ses çıkışı yüksek değil. Aynı zamanda oyun oynarken parmağınız bu hoparlörün çıkışını kapatıyor. Bu da oyun oynarken oyun keyfinin biraz daha indirgenmesine neden oluyor. Ne de olsa oyun oynarken hepimiz yüksek sesi isteriz. Xperia XA'da bu ne yazık ki pek mümkün değil. Böyle oynarken, yatayda oynarken özellikle yarış oyunlarında ve diğer oyunlarda parmağınız hoparlörü kapatacaktır ve bu da ses çıkışını biraz olumsuz etkileyecektir. Bunun dışında telefonun plastik gövdesi oldukça şık bir görünüme sahip. Sabit bir arka kapak var. Bu arka kapak çizilmelere karşı biraz dayanıksız gibi görünüyor. Elimize gelen test ürününde görmüş olduğunuz gibi ufak tefek çizikler var, ancak parmak izi kir tutma konusunda biraz başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 13 megapiksel arka kamera ve LED flash arkada görünüyor. NFC okuyucusu görmüş olduğunuz gibi işaretlenen yerde Xperia logosunu görüyoruz. Bunun dışında önde de 8 megapiksellik bir kamera var ekranın hemen üstünde. Ekran 5 inç köşeden köşeye uzunluğa 1280x720 piksel çözünürlüğüne sahip. Piksel yoğunluğu çok yüksek bir ekran değil. Bu da yakından baktığınızda pikselleri görmenize neden oluyor. Ancak genel olarak bu telefonun ekranın yeterli bir görsel kalite sunduğunu söyleyebiliriz. IPS LCD teknolojisi sahip. Bu da telefonun ekranında renklerin farklı açılardan bakıldığında solmasını, renkleştirmesini önlüyor. Ancak ekran parlaklığının çok yüksek olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Bu da Xperia XA'nın ekranın en önemli dezavantajlarından bir tanesi. İçerideki donanım bileşenlerine baktığımızda Sony Xperia XA'da 8 çekirdekli Helio P10 işlemci var. Buna 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza eşlik ediyor. MicroSD kart yuvası sayesinde depolama alanını da arttırmanız mümkün oluyor. Helio P10 işlemci bu telefonun günlük işleri rahatlıkla gerçekleştirmesine olanak sağlıyor, ancak video düzenleme gibi daha karmaşık işlemlerde biraz yetersiz olduğunu göstermeye başlıyor. Aynı zamanda oyun performansına baktığımızda da bu telefon fazla sistem gereksinimine ihtiyaç duymayan oyunları düzgün şekilde oynatmayı sağlayacaktır. Ancak Asphalt 8 ve Airborne gibi biraz daha yüksek gereksinimlere sahip olan oyunlarda özellikle grafik kalitesinde ve akıcılıkta biraz indirgemeler göze çarpmaya başlayacaktır. Pil kapasitesine baktığımızda Sony Xperia XA'da 2300 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu pil Sony söylediğine göre 2 güne varan bir çalışma imkanı sağlıyor. Normal yoğunluklu bir kullanımda bir günü bu telefonla rahatlıkla çıkarmanız mümkün, ancak ikinci günde yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Stamina ve Ultra Stamina gibi modları kullanarak telefonun veri alışverişini kısıtlayabilir ve bu şekilde biraz daha Sony'nin vaat ettiği 2 güne yaklaşabilir, hatta bu 2 günü geçmeniz de mümkün olabilir. Yazılım tarafına baktığımızda Sony Xperia XA'da da Android 6 Marshmallow'un yüklü olarak geldiğini görüyoruz. Daha önce incelemesini gerçekleştirdiğimiz Xperia XN bu arayüzün nasıl bir deneyim sunduğunu biliyoruz. Sony Android 6 Marshmallow'la birlikte oldukça büyük sadeleştirmelere gitmiş, uygulamaları azaltmış, gereksiz uygulamaları kaldırmış. Tabii ki kullanıcı arayüzüne baktığımızda yine Sony'nin sunmuş olduğu çeşitli müzik, albüm, video ve bunun gibi uygulamaları görüyoruz ve bu uygulamaları çoğunlukla kullanmak istemeyeceksiniz. Ancak genel olarak fazla efektin olmadığı, gereksiz uygulamaların bileşenlerinin atıldığı, sade, biraz daha saf Android arayüzüne yakışır, yaklaşır bir
kullanıcı deneyimini sunuyor. Bu da oldukça başarılı ve aynı şekilde bu kullanışlı arayüzü yine Sony Xperia XA'da görmekteyiz. Kamera tarafına baktığımızda Sony Xperia XA'da 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera geliyor. Kamera arayüzü Xperia X'te ve geçen sene çıkan Xperia Z5 ailesinde gördüklerimizden farklı değil. Süper otomatik mod temel bir kamera modu olarak karşımıza çıkıyor. Bütün ayarlar otomatik olarak yapılıyor ve size sadece çek tuşuna basıp fotoğraf çekmek kalıyor. Bunun dışında video çekimi gerçekleştirebilirsiniz. 1080p Full HD video kayıt özelliği var ve yine kamera uygulamaları da Sony Xperia XA'nın kamera uygulamasının özellikleri arasında karşımıza çıkıyor. Eğer ayarları kendiniz yapmak istiyorsanız elle moduna geçiş yapabilirsiniz. Buradan da çeşitli kamera ayarlarını istediğiniz gibi yönetebilir ve böylelikle de çekimleri biraz daha özelleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi farklı çekim modları var. Bu farklı çekim modları, sahne modları dışında da görmüş olduğunuz gibi ayarlarla uğraşarak fotoğrafınızı, çekeceğiniz kareyi biraz daha özelleştirmeniz mümkün olacaktır. Sony Xperia XA ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili çok daha fazla ayrıntıyı, çekilen fotoğrafları ve örnek videoyu teknoblog.com'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.